Nerede? Gazeteci kalelerde. Evet. Bir zamanlar şehirler olan, kentler olan, içinde insanların yaşadığı bir kaledeyiz. Bu kale neresi diye bakarsanız şöyle üstten bakarsak. Evet. Bir dönem burada insanların yaşadığı, gerçekten hayat verdiği, savaşların yapıldığı, aşkların yaşandığı bir kale ve kalenin surlarındayız. Ardahan Kalesi de böyle yolu yok, kapısı yok, bacası yok ama perişan bırakılmış. Tarihe ne kadar sahip çıktığımız zaten belli. Horasan'dayız, Horasan Kalesi'ndeyiz. Burada da aynı durum. Evet. Fatih köylerinde gezenler. Erzurum'un Horasan ilçesinde Horasan Kalesi'ndeyiz. Evet, burası bomboş bir alan. Ardahan Kalesi de böyle, içi boş. Halka açılsa kafe, restoran, dinlenme yerleri, değil mi? Bakın. Çünkü burada bir zamanlar insanlar yaşamış. Bizimkiler hep sahipleniyor. Bayrıt bizim Osmanlı kaleleri diye de aslında camilerin olmadığı kaleler bunlar. Ta eski dönemlerde kimler geldi, kimler geçti denen kaleler. Her ne kadar bir sahiplensek de bayramımızı dalgalandırsak sahibiz tabii. Bu arada gördüğünüz gibi bir kent var aşağıda. Evet. Muhteşem. Kalesi, kulesi olan bölge, anlatılamayan bölge, tanıtılamayan bölgeler. Evet. Gidiyoruz ya bazen Batı kentlerini. Anlata bitiremeyiz. Aslında ülkemizin her tarafı çok güzel. Muhteşem. Doğasıyla, kalesiyle, kulesiyle, bayrağıyla, al bayrağıyla. Dalgalanıyor işte. Evet, yüksek bir korkusu var bende biraz. Çaktırmadan devam ediyoruz. Surların hemen yanı başı yapılmış. Evet, onarılmış, çat pat. Ama dediğim gibi bu sahanın boş kalmaması gerekiyor. Halka açılması gerekiyor. Yolların yapılması gerekiyor. Tarihe sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Muhteşem bir doğası, muhteşem bir bakışı. Bir zamanlar bu surlardan. Hele bakın kim gelir aşağıda. Boo! Düşman gelir. Hele bakın. Okları atın. Atlarla gelirdik. Ben çıkabildiğim kadarıyla kırık arabamla çıktım. Ama bir ayrı da yol aldım. Gezerken, dolaşırken geçtim yolları, ezdim, geçtim, hızlı geldim. Ardahan'ı bu saate kadar kestim değil, gezerek geliyoruz. Benim bir başka bir sıkıntım var. Özellikle 30 yıldan sonra da olsa Ardahanlı birisinin müdürlüğüne atandığı, hatta hala vekil olarak tabii. Vekilim vekil olarak hala atandığı. Ardahan Kültür Müdürlüğü'ne ve tüm kültür müdürlerine seslenişim odur ki. Şimdi okullar bir kampanya başlatır. Bir bütçe var. İşte efendim Çanakkale'ye gidelim. Kardeş, Göleli'nin %65'i, hadi abartıyorsun, %40'ının Çıldır Gölü'nü görmediğine inanıyorum ben. Posoflu'nun yanı sıra Damallı yol üzerinde olmasına rağmen Posoflu görmediğine inanıyorum. Gitmiştir, geçmiştir. Önce kendi bölgemizi, kendi kentimizi kendimiz tanıyalım, tanıtalım. Sonra Çanakkale, sonra diğerleri, ülkemizin her tarafı. İmkan olursa bu faiz, zamlar sıkıntılar olmasa da turistler gibi, yabancı turistler gibi değersiz paramız olmasa da değerlendirelim paramızla dünyayı gezsek. Ama öncelikle burayı gezelim. Burayı turizme açalım. Bakın tekrar söylüyorum. Buraya bir işte o AK Parti iktidarı şu anda kıl çadır, efendim kale, kule, Osmanlı dizilerini yapan hükümete de götürülecek projelerle bu yapılabilir. Yani buraya bir kıl çadır konulabilir. Ardahan Kalesi'ne de kıl çadır koyacaktılar. Ne oldu? O da haberimiz yok. O da yok. Ona da haber yok. Çayırlarımız, tarlalarımız uzaktan bakıyoruz. Düşman geliyor mu? Düşman yok şu anda. İşte burayı değerlendirmek lazım.
Yani tarihi kaleyi, kuleyi, kiliseyi, sinagog almışız, onları dökmüşüz. Kalenin taşlarını götürmüş, çeper yapmışız. Böyle bir anlayışla hareket ediyoruz. Maalesef her yeri gerçekten değer olan, tarih olan, tarih kokan, kültür olan bu ülkeyi maalesef böyle, işte Allah'tan askeri bölge değil. Ben Ardahan'da çok büyük mücadele verdim. Ardahan Kalesi'nin askeriyeden boşaltılmasına. Ama şimdi başka bir sorun var Sayın Valim. Gitmeden önce ayın 15'inde gerçi şey çıkacağım istiyor. Kararname de emniyet müdürümüz gitti. Gerçi iyi bir yere gitmiş emniyet müdürümüz. Sayın Valim, millet bahçesini yaptırdık, yapıyoruz diyorsunuz ya. O millet bahçesinin önündeki engel olan bir askeri gazino yukarı taşınabilir. Hemen yukarı alınabilir. Ve aynı zamanda Tugay Komutan Evi. Orada taşınmazsa millet bahçesine aynen bu kaleye çıktığım gibi insanlar zorla gider. Aşağı gidecek, köprü başta saracak veya Alabalık Deresi'ni saracak. Hayır, kent içinde hemen öğretmen evin oradan insanlar akacak aşağı. Orası bir ara bağ olacaktı. Ne oldu bilmiyoruz. Orayı bir kere boşaltmak lazım. Bir gazino. Zaten bir gazino kalmış. O kadar. Orayı boşaltmak lazım ki o alanı yıllardır açıldı, açılacak denen, daha önce de kültür müdürlüğü olacak. Hatta Güzel Saatler Fakültesi olacak denen yeri kurtarmanın yolu o askeri alandaki, yani kentin içinde öğretmen evindeki askeri gazinoyu hemen kaldırmamız gerekiyor. Çünkü biz devasa bir arazi verdik şehrin girişinde, hemen Kars'ın çıkışında askerlerimize. Gerçi askerlerimiz derken de çok askeri kışla kalmadı. Halen merkezde bulunan askeri kışla boşaltılamamış. Sayın milletvekilimize görüştük, AK Parti milletvekiliyle. Geçen gün savunma bakanımızı, Bayburtlu olup da Ardahan doğumlu savunma bakanımızı ziyaret ederken kendisiyle görüştük ve konuyu dile getirip getirmediğini sorduk. Özellikle o kışlanın, o lojmanların hemen suratle boşaltılması ve kente kazandırması gerekiyor. Ardahan Lisesi'nin yolun üzerindeki o Pakistan, Afganistan'dan kalma, orada da askeri kışla yok. Çirkin duvarlarla örülü askeri kış, Ardahan Lisesi'ne çıkarken, İkran Lise'ye çıkarken o lisenin hemen solundaki yer kışla kaldırılmalı. Halka açılmalı o alan. Ardahan'a devasa meydan kazandırılabilir. Bu meydan gibi bomboş kalmaması gerekiyor diyor. Bu kalenin, bu kulenin Kinzo Kalesi gibi yolu yok. Şeytan Kalesi gibi ışığı yok. Ama buranın bayrağı var. Kurt Kale Kalesi Şeytan Kalesi'ne daha güzel. Yolu yok. Ben dahil Ardahanlı gidemedi. İşte böyle bir yatırım. Yani biz fabrika, efendim, top fabrikası gelsin dedi, gelmedi. Ya bırakın cezaevi yapısın dedik. Silivri cezaevi Ardahan'da yapılacaktı. Projesi de 610 lira ayrılmıştı Kenan Altun döneminde. Maalesef aynen böyle yazılar yazıldığı gibi bakımsız. Örneğin Yıldız Tepe'nin üzerindeki gerçekten olağanüstü bir, orada da tarihi cephanelik olan, savaş alanı olan yer var. Açılmadı. Yol yapılmadı. Burası gibi. Bunlara sahip çıkarsak, fabrika, işte dedim ya, cezaevini kışçıya kaptırdık, Silivri'ye. Ardahan'a yapılacak Yıldız Dağı'nın dibinde. İlgilenmediği için siyasilerimiz sağ olsun, o zamanki milletvekili Kenan Altun, İşte burada bir kaleyi ziyareti bitirerek, ama kalenin girişinde ne olduğu, ne zaman yapıldığı, kim yaptığı yok. Kanalımıza abone olunuz.